Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, Sayın Meclis Başkanımızı ve bütün milletvekillerimizi ve diğer katılımcıları selamlıyorum. Az önce çok üzücü bir haber geldi. Maalesef Pençekilit operasyonunda piyade uzman çavuş Faim Bozkurt kardeşimizi şehit olduğunu üzülerek öğrendik. Komisyonumuz adına rahmet diliyoruz. Evet. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Milletimizin ailesinin başı sağ olsun. Sabır diliyorum. Sayın Başkan, bütçe hayırlı olsun diyeceğiz ama çok hayırlı görünmüyor maalesef. Şimdi biz burada bütçe yapıyoruz. Tabii konuşmuşsunuz. Anladım ama şimdi bütçeniz bugün meclis başkanlığı da yarın bakanlar başlayacak pazartesi günü. Medyayı sunuşta burada tutup dışarı çıkarmak bütçenin şeffaflığıyla bağdaşmaz. Milletten neyi kaçırıyoruz onu anlamış değilim. Bunu doğru bulmadığımı belirteyim. Ama millet her şeyin farkında onu da bildiğimiz için böyle bir rahatlığımız var. Ne yapıyoruz? Bütçe yapıyoruz. Pazartesi bakanlar gelecek. Sizden, meclisten, yüce meclisten para isteyecekler. Ve yüce meclis parayı verecek. Parayı verecek ama anayasa yüce meclise verdiği parayı, paranın nereye harcandığını kör kuruşuna kadar denetlemek gibi de bir görev veriyor. Anayasa ve millet veriyor bu görevi. Böyle olduğu zaman burada bu yapılabiliyor mu? Ne kadar yapılıyor? Buralarda ciddi kaygılar, endişeler var. Kaygı ve endişenin dışında somut tespitlerimiz var. Bunları paylaşacağız. Bugün tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini konuşuyoruz. Bizim bütçemiz, kendi bütçemiz. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim ve yasama faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan paranın fazlasıyla verilmesini gönlümüzde arzu eder. Sadece meclis bütçesini değil, burada bugün kamu baş denetçiliğini ve Sayıştay'ı da konuşacağız. Onların da sunumlarını izledik. Onlarla ilgili başlamak istiyorum. Kamu baş denetçiliği kurumu düşünce olarak güzel aslında. Ben de ilk vekil olduğum yıllardı. Ürgüp'te bir ombudsmanlık çalıştayına katılmıştım. Biraz da konuya hakim sayılırım. Ama arzu ettiğimiz işlevselliği göremedik. Sayın Başkan kusura bakmasın. Bu kurum biraz eski AK Partililerin istihdam ofisi gibi oldu. Etki yok, yetki yok, sorumluluk yok. Görevsiz yetki, yetkisiz sorumluluk olmaz. Yönetim biliminin temel kuralında bu aykırı. Ama böyle bir kurum orta yerde var. Güzel, bence de olmalı. Aslında bu AB normları kapsamında da o zaman, ben o zaman da meclisteydim, böyle yapıldı. Bir yasalaştı, anayasada yer buldu. Ama mesela ben şunu merak ediyorum. Kamu baş denetçiliğinin hak ihlali kararı verdiği konularda İçişleri ve Adalet Bakanları ne yapıyor? Merak ediyorum. Yani bu hak ihlaline, ombudsmanımızın, ombudsmanlığın verdiği hak ihlalleriyle ilgili bir düzeltme, bir özür, bir iade var mı? Yani bu hak ihlalinin, ortaya koyulan hak ihlalinin gereği yapılıyor mu? Yapılmıyor. Bunu burada geçelim. Asıl derdimiz tabii Sayıştay. Sayıştay şunun için önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin kör kuruşunu takip etmesi gereken bir kurum. Kısmen de aslında ediyor gibi Sayın Başkan. Yani Sayıştay raporları her sene biraz daha daralıyor ama Sayıştay raporu gönderiyor meclise. İzleme formları var mesela. Bu karayolları özellikle burada dikkat çekici. 2020 izleme formlarında bir sürü husus yerine getirilmedi diye belirtilmiş Sayıştay tarafından. Peki meclis buna ne yapmış? Yani karayollarında bir sürü husus yanlış yapılmış. Ben demiyorum. Beyefendi orada oturuyor. Sayıştay söylüyor. Peki meclisin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan ve birçok kurumda var. Örnek Karayolları Genel Müdürlüğü ortaya koyduğu bu yanlışlara karşı ne yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayın Başkan? Öğrenmek istiyoruz. Mesela somutlaştıracağım. Şimdi yerine getirilmedileri okuyarak zaman kaybetmek istemiyorum. Ama bak bir şey söyleyeyim şimdi. Sayıştay diyor ki, uzun hepsini okumayacağım. 110 milimetre kablo muhafaza borusu iş kalemini Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ resmi birim fiyatları yaklaşık 315 katı fiyatına yaptırıldığı tespit edilmiş. Sayın Başkan,
Meclis adına çalışan bir kurum. Başkanı yanınızda oturuyor. Peki, daha somuta indirgersek bu şu demek. Daha somuta indirgersek bu şu demek. Bayındırlık birim fiyatı, elektrik dağıtım AŞ resmi birim fiyatı 7 lira 94 kuruş. Sayın Şentop, bunu takip etmek önce sizin göreviniz. 7 lira 94 kuruşluk iş için 315 katı 2500 liradan ödeme yapılmış. Bu burada. Ey meclis, ey meclisin milletvekilleri, ey aziz millet, Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayıştay diye bir kurum var. Elimde böyle bir Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili bir denetim raporu var. 7 lira 2500 lira bir metre. Sayın Başkanım, bunun hesabını soramıyorsak hepimiz burayı terk edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatalım. Bu olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu anlamak mümkün değil. Böyle onlarca, yüzlerce bulgu var. Şimdi Sayıştay da herhalde iş hala alınmıyor diye şimdi Anayasa Mahkemesi'nde transfer tramplerine dönüştü zaten. Şimdi bakın 2020'deki karayollarında izleme raporu elimde gördüğünüz gibi içinde 60-70 hüküm var. Geldik 2021'e kuşa çevirmiş. Kuşa çevirmiş arkadaşlar. Ben iktidar milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Hepiniz maaşıyla geçinen benim gibi insanlarsınız ya. Ama bir müteahhit 7 liralık boruyu 2500 liraya ödeme yapan karayollarına hesap sormak İbrahim Bey benden önce senin işin kardeş. Sen yürütmeyi de yürütmeyin oluşturan partinin milletvekilisin ya. Bunu soramayacaksak burada niye oturuyoruz? Bunlar doğru değil Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir saygınlığı var. Meclis egemenliğin merkezi, milli iradenin tecelligahı diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde gölge vesayet değil, bulut bile kabul etmez. Üstünde bulut bile kabul etmediği için bu meclis Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş bir meclis olmuş, gazi meclis olmuş. 15 Temmuz'a karşı da meydan okumuş bir meclis olmuş. Meclis üstünde bulut kabul etmez. Parti aidiyetine saygı duyuyorum. AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Tayyip Bey'in meclise gelip AK Parti grubunda talimat vermesini de anlayışla karşılıyorum. Ama Tayyip Bey aynı zamanda yürütmenin başı. Yürütmenin başı sıfatıyla meclise talimatını asla kabul edemem. Yani parti genel başkanı olarak grubuna talimat verebilir. Ama bir siyasi partinin genel başkanı yürütmenin başı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne talimat veremez. Sayın Başkan, sunuşunuzda Atatürk'ten bir alıntı yaptınız. Tekrarlamayayım, zamandan tasarruf. Güzel, çok güzel. Atatürk şöyle demiş Sayın Başkan sundu. Dedi ki, bugünkü uğraşımızın ana gayesi istiklali tamdır. İstiklaliyetin tamamı ise istiklali maliyle mümkündür. Yani ekonomik özgürlükle mümkündür. Doğru. Atatürk'ün başka bir sözü daha var. Tam da bugünkü bütçeye görüşmelerine uyan, meclisimizin şu an içinde bulunduğu hale uyan bir sözü daha var. O da şudur. Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Maalesef oldu. Maalesef oldu. 2018 rejim değişikliğiyle böyle bir tabloyu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı, evet, anayasadaki yetkileri belli. Devletin, milletin, birliğinin de temsilidir. Bir itirazımız olmaz. Ama Cumhurbaşkanı da olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne talimat veremez. Vermemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AK Parti menşeili olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hepimizin, herkesin meclis başkanı olmalıdır. Objektif olmalıdır. Parti aidiyetini, parti ilintisini terk etmelidir. Niye söylüyorum bunu? Sayın Başkan, bu anayasaya göre çalışan bir meclis var. 74. maddeden 100. maddeye kadar anayasanın meclisle ilgili hükümleri var. Mesela Sayın Başkan, şuna müdahale etmeniz lazım. Siz halihazırdaki mevcut ve önceki dönem milletvekillerinin başkanısınız. Onların onurunu, haysiyetini korumak önce sizin işiniz. 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili kimdir? Bu Türkiye'de gelmiş geçmiş yaşayan bütün milletvekillerini itham altında bırakan bir tablodur. Bunu iddia eden kimdir? Ülkenin maalesef İçişleri Bakanı'dır. Böyle bir şey olabilir mi? Meclis bunun altında kalabilir mi?
Sen utanmıyor musun? 10 bin dolar alan milletvekili belki de sensin. Belki de sensin. Lan sözümü kesme. Sözümü kesme. Sayın Başkanım. Hep birlikte. Senin İçişleri Bakanı'nın hırsız milletvekili var diyor. Milletvekiline terbiyesiz diyemez. Diyemez. Almıyor musun sözünü? Diyemez. Bir saniye gibi. O terbiyesiz diyemez. Aynen. Evet, söyle. Buyurun. Verdim size. Söz verdim. Buyurun. Dahil Bey, bir dakika. Efendim, o zaman tutanakları isteyeceğim. Bir hakarete uğradığını iddia ediyor Salih Bey. Tutanaklara bakıp ondan sonra... Terbiyesizlik yapan Salih Bey. Buyurun lütfen, devam edin Engin. Şuraya yemin açtınız başa, 10 dakika gitti ya. Sonra ilave ederiz. Mesela, 10 dakika değil de. Merkez Bankası anayasaya, yasaya göre gelip meclise hesap verecek. Vermiyor. Kur korumalı mevduatı kaç lira ödedin diyor. Ben buna cevap vermem diyor. Ve o Merkez Bankası şimdi genel kurula gelecek, öyle mi? Onu genel kurula sokmayız Sayın Başkanım. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özür dilemeden Merkez Bankası Başkanı genel kurula giremez, nokta. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine saygısızlık yapanları genel kurula kabul edecek kadar aşağı düşmüyor. Böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. KİK komisyonunda medya patronlarına peşkeş çekilen vatan kredileri soramıyoruz. Bunların üstüne gidemiyoruz. KİK komisyonu niye var kardeşim? Ziraat Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan, Vakıf Bank'tan para alınmış, medya satın alınmış, iktidara borazanlık yapılıyor. Milyon dolarlardan bahsediyoruz. Milyon dolarlardan. Çiftçinin tarım kredi kooperatifinden çektiği 10 bin lira için çiftçinin öküzü, traktörü haczedilmiş. Ama KİT komisyonunun denetlediği kamu bankaları KİT komisyonuna hesap ver. Daha doğrusu düzeltiyorum. KİT komisyonu bu bankalara bu hesabı soramıyor Sayın Başkanım. O zaman siz soracaksınız. Bunu siz soracaksınız. Komisyonların çalışmasını gözetmek, düzenlemek, çalışmıyorsa uyarmak, komisyonların görevini yapmadığını genel kurula bildirmek iş tüzüklesi verilmiş ödevdir. Bunu yapacaksınız. Yani bir sistem kuruldunuz. Hatta dediniz ki artık kanun tekliflerini milletvekilleri verecek. Meclis kanun yapan yerdir. Oh ne güzel. Kanunları da, kanun teklifleri de milletvekilleri verecek. Ne güzel. İyi dedik. Yasama böyle olur zaten. Ya muhalefetle oturuyorlar. Oturuyorsunuz. Müzakere yapıyoruz. Ama iktidar partisinin grup başkan vekili diyor ki evet haklısınız. Bunu böyle yapmak daha doğru diyor. Sonra dönüyor. Bakan yardımcısına, bakan yardımcısı memur, saygısızlık anlamında demiyor, memur, devletin memuru. Bakan yardımcısı olmaz deyince İktidar Partisi Grup Başkan Vekili ağzını açar. Bu nasıl kanun yapmak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu yanlış. Önergeler, teklifler. Şimdi Sayın Başkan, şu yaptığınız çok yanlış. İktidardan gelen kanun teklifini hemen aynı gün komisyona sevk ediyorsun. Edin. Tabii ki edeceksiniz. Hatta siz yurt dışındayken sevk ediliyor. Sevk olunuyor. Bizden gelen kanun teklifleri zaten komisyonlarda gündeme alınmıyor ama ama Sayın Başkan bizim bir maddelik kılık kıyafet teklifimizi bir hafta niye beklettiniz komisyona sevk etmediniz? Gerekçeniz şu olursa yurt dışındaydım yemez. Anlamam. Niye anlamam? İktidarınkini yurt dışındayken sevk ettiniz. Bizimkini niye sevk etmiyorsunuz? Merak etme. Yasama faaliyeti yaparken bizim tamamlayınca söz veriyorum. Bizim bir görevimiz de denetim faaliyetidir. Nasıl denetleyeceğiz şimdi Sayın Başkan? Şimdi siz bu önergeleri, milletvekillerinin yazdığı önergeleri iş tüzüğe göre, iş tüzüğe uygun değil diye iade ediyorsunuz. Edebilirsiniz. Hiçbir itirazım olmaz. Hiçbir itirazım olmaz. Evet, biz de önergeleri iş tüzüğe uygun verelim kardeşim. Tamam. Peki Sayın Başkan, bir tane şu cevabı okuyacağım. Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel İçişleri Bakanı'na sormuş. Yurt dışındaki Türk vatandaşlığına geçirilen insanların sayısı vesaire. Bir milletvekili bunu bilemiyorsa, kaç yabancı Türk vatandaşlığına geçti bunu bilemiyorsa, o milletvekilinin milletvekili olmasında bir anlamı yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varoluşunda bir anlamı yoktur. Ne? Cevap şu Sayın Başkan. O çok bilmiş bürokratlarınız, siz şahsen meşhur olamazsınız. Ama o çok bilmiş bürokratlarınız bir bakacak.
Benim verdiğim teklifi didik didik ediyorlar da gelen cevabı niye göz atmıyorlar? Ya şöyle bir cevap, sizin içinizi rahatlı makul diyorsanız konuşmamı burada size teşekkür ederek kapatacağım, keseceğim. Cevaba bak hizaya geldi. İlgi Hazretleri'nde gönderilen Manisa Milletvekili Özgür Özelay'ın Y/4051 esas numaralı yazılı sunanergesi incelenmiştir. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ile Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu cevap mı sanılır? Bu sizin vicdanınızın kaldıracağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla meclise verilmiş böyle bir cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygısızlık olarak görmüyorsanız, görmüyorum derseniz konuşmamı burada sonlandırın. Ama görürsünüz, biliyorum. Bu saygısızlık, böyle cevap olmaz. Bir eylem yapıyor diye yapmıyorum. Burada bürokratlar var, biraz meclisin ciddiyetimizi anlasınlar diye. İnşallah 7 ay sonraki seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl işlevsel, nasıl gerçekten milli iradenin ve egemenliğin tecelligahı olduğunu herkes görecek. Bunlar olmaz, yanlış işler. TRT'ye soru sormuşuz. Siyasi parti gruplarının konuşmalarını niye vermiyorsunuz ya da kaçar dakika veriyorsunuz? Yani cevaba bak ya, biz kanuna göre haber programlara yer veriyoruz diyor. AK Parti ve MHP grup toplantılarının tamamı veriliyor. CHP'nin 5 dakika, İYİ Parti'nin 2 dakika, HDP'nin hiç verilmiyor zaten. Ve bu TRT. Kim TRT? KİT'in de, KİT aynı zamanda devletin kurumu. Böyle devlet olur mu Sayın Başkan? Böyle devlete demokrasi denir mi? Devlet dediği şefkat elini, güç elini de herkese uzatır. Güç kullanacaksa, otorite kullanacaksa onu da herkes eşit kullanır. Şefkat kullanacaksa, adalet verecekse onu da herkes eşittir. Adalet olmayan, ahlak olmayan, liyakat olmayan bir devlet oluştu 4 yılda. 2018'den sonra ahlaktan, adaletten, liyakattan yoksun bir devlet var. Bu kabul edilemez. Bunlar cevap değil. Siz iç tüzük bana yetki vermiyor. Veriyor efendim. Vermiyorsa siz de yazışma yaptı arkadaşlarımız. Vermiyorsa gelin iç tüzükte bu yetkiyi size verelim dedi. Verin siz teklifiniz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı iç tüzük değiştirilmeli deyince evet evet iç tüzüğü değiştirilir diyebiliyorsunuz. Tamam, partinizin genel başkanı. Elbette bir yol aidiyetiniz var. Ama sizin 5 yıl ya da görevde bulunduğunuz sürece AK Parti rozetini unutmanız lazım Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı böyle oldu. Kulakları çınlasın. Hüsamettin Cindoruk fezlekeyle geri göndermiştir. Bu konuşma bu mecliste yapıldı. Buna fezlekeyi veremezsin diye elinin tersiyle fezlekeyi iade etmiştir. Siz diyorsunuz ki şu kadar evet var. Hepimizin fezlekesi var. Hepimizin. Sayın Genel Başkan'ın 27 tane, benim 7 tane, arkadaşların hepsinin fezlekesi var. Olsa ne olur ya? Olsa ne olur? Muhalefet böyle baskılanmaz. Muhalefet icraatla baskılanır. Muhalefet öyle iyi işler yapmalısınız ki biz feryat edememeliyiz. Millet inim inim inlememeli. Muhalefet ancak böyle baskılanır. Siz böyle yaptıkça hiç merak etmeyin. Sayın Altay, normal süreniz bitmiştir. 2 dakika normal ek süre var. 3 dakikada tartışmadan dolayı 5 dakika ek süre veriyorum. Lütfen tamamlayın. Yok, muhalefetin sesini sen de kısma başlayın bakalım. Yok, muhalefet çok bir ay boyunca burada konuşacak. Ya konuşacak, meclis konuşmaydı zaten. Meclis konuşmaydı. Rahmetli Demirel bir gün dedi ki, sizi izliyorum. Münakaşalarınızı seyrediyorum. Peşine de kıvanıyorum dedi. Bu dedim, niye kıvanıyormuş münakaşa bana? Demokrasi tıkır tıkır çalışıyor diyorum dedi. Böyle bir meclis istiyoruz. Konuşan Türkiye istiyoruz, konuşan meclis istiyoruz. Bunları söyleyeceğiz. Söylememiz lazım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığını hepimizin arzu etmesi ve koruması, koruyabilmesi lazım. Cumhurbaşkanı meclise geliyor, ben rahatsız oluyorum. Normalde olmazdı mesela. Niye oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benim odam 2. kat. Bizim grup yönetiminin orası çatıyla bitişik. Rambolar, otomatik silahlar meclis çatısında patır patır. Ya Afrika'da mıyız ya? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekilleri korur kardeşim. Bu kadar koruma ordusuyla meclise niye gider Sayın Cumhurbaşkanı? Telefonlarımız çalışmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı mecliste, Sayın Başkanım şikayet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı meclise gelince telefonlar çalışmıyor. Cemur var. Ne olacaksa, eğer bu ülke, bu koca devlet, bu kadim devlet, Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde
bu kadar büyük bir önlemle koruma gereği duyuyorsa eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu da doğru bulmuyoruz. Yani Afrika'daki kabile reislerinin de olur böyle korumaları, uzun amlulu silahları. Benim cam penceremin kenarında her çarşamba patır 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 çatıda postallar, otomatik silahlar, tepede helikopter. Sayın Cumhurbaşkanı korkma ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorsun ya. Gazi Meclisi'ne geliyorsun ya. Hiçbir şey olmaz. Kanun yapan ama kanunlara uymayan bir kurum olduk Sayın Başkan. Meclisimizle meclis paydaşlarımız var, milletvekilleri var, çalışanlarımız var, bürokratlarımız var. Çay ocağından bize çay getiren arkadaşlar. Dört ayrı maaş alıyor ya. Aynı işi yapıyorlar. Dört ayrı maaş alıyorlar Sayın Başkanım. Bu olabilir mi? Olmaz. Yanlış. Eşit işe eşit ücret ödemeyen bir meclis nasıl olur? Olmaz. Çalışanlarımızın Ayrancı kapısının dışında tatil günü de olsa Dikmen ve Çankaya kapıdan giriş çıkış yapamayan yaptırmıyoruz arkadaşlar. Biz milletvekili ise milletvekiliyiz. Onlar da meclisin çalışanları ya. Birisi çay veriyor, biri danışmanlığımız yapıyor, biri önümüze kanun koyuyor, kanun teklifimizi hazırlıyor, biri oturduğumuz odayı temizliyor. Bunlar da insan ya. Bunlar da aziz milletin parçası ya. Yani Amerikalıların bilmem kaç yüzyıl önce siyahilere uyguladığı yöntemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışanlara uygulamak caiz midir arkadaşlar? Meclis çalışanları bana göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki her bir milletvekili çay alacağındaki bize çay servisi yapanla aynı onura, aynı haysiyete, aynı şahsiyete sahip. Benden bir zerre aşağıda değildir. Hatta daha emekçi olduğu için benden yukarıdadır. Böyle bakabilmek lazım. Sayın Başkan, içimde bir yaradır. 7 ay sonra biz alacağız. Şu milli sarayları vermemeliydiniz. Milli sarayları vermemeliydiniz. Milli sarayların egemenliğin sembolü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmesinin bir anlamı vardı. Milli sarayları nasıl verirsiniz? Bu olmaz. Milli sarayları vererek aslında meclis egemenlik hakkında bir nevi beyefendiye vermiş oldu. Mesele saray değil arkadaşlar. Osmanlı'nın üstüne inşa edilen cumhuriyet Osmanlı'nın da bir devamıdır. Oradan ki o önemli eserleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde olması bunun sembolüdür. Niye bir tane ver? Alayını niye veriyorsun? Neden buna ses çıkarılmıyor? Bunu anlamak da mümkün değil. Başka çalışanlarımız bir kısmı tazminat alabilecek, bir kısmı alamayacak. İşin bu vicdani değil. Bütün dinler, bütün peygamberler adalet üzeredir. Başkanım bitireyim. Daha mı ben 15 dakika olmadı ya. Bütün dinler adalet üzere gelmiştir. Türkiye, evet tabii ki tabii tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi adalet terazisi meselesinde en hassas olması gereken kurumdur. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu noktada bu adalet noktasında kamu vicdanında uygulamalarla çok tasvip edilmeyecek bir durumda olduğunu da görüyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Meclis şudur. Milletin haliyle hallenen, milletin derdiyle dertlenen yere meclisidir. Eğer meclis milletin derdiyle dertlenmiyorsa, milletin haliyle hallenmiyorsa, o mecliste milletin meclisi demek zordur. Teşekkür ediyorum. Son cümle, son. Çok rica ediyorum. Bitiriyorum. Son cümle. Şunu istiyorum. Fransa'da, Paris, İngiltere'de havalimanından taksiye binersiniz. Meclise çeklerseniz taksici der ki hangi meclise? Şehir meclisi mi bilmem şu meclisi bu meclisi. Ama Ankara'da havalimanından ya da otogardan taksiye binip meclise çek kardeşim dediğinizde direkt buraya geliyor ama. Türkiye'de meclis bu kadar önemlidir. Ama süren bitti. Meclisin önemini hep birlikte korumak önce Sayın Başkan zatenizin sonra hepimizin görevi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.